Tıkanıyor. Görünmez. Evet, yani gene bir ufak psikologlardan deneyimden aktararak söyleyeceğim. Şöyle 1,5 dakikada toparlayacağıma eminim. Tamam. Daniel Kahneman Nobel aldı. Şunu anlatıyor, yani iki farklı şekilde düşünüyoruz. Biri çok hızlı düşünme sistem 1 diyor buna. Bir de yavaş düşünme, analiz ederek, bağlantılar kurarak vesaire. Dediği hızlı düşünmeye muhtacız. Hayatımızdaki pek çok kararı o hızlı düşünmeyle vermek zorundayız. 2 artı 2 dediğimizde böyle analiz edersek hayatta kalamayız. Adım atarken mesafeyi göremiyorsak, anlayamıyorsak hayatta kalamayız. Sistem 2'ye ama başka yerlerde ihtiyacımız var. Yani bu olayları, siyaseti konuşurken mesela, diğer insanlarla nasıl ilişki kuracağımızı düşünürken. Ve diyor ki, bence ilginç olan şu, sistem 2 aynı bir kas gibi, kullanmadığımız zaman zayıflayan bir şey. Yani onu işlemek lazım. Ve işlemek de hakikaten arada sırada durmak, soluklanmak, belli bir mevzu etrafında etraflıca ve gerekirse dostane şekillerde konuşabilecek alanları açmak. Yani gazeteler bu işi yapıyordu aslında kısmen. O muhabbet ortamını yaratıyordu bir yandan hani. Üniversiteler, o güven ortamı, sınıflarımız bizim bir sene hakikaten o güven ortamını yaratmakla ki üstünde sistemi işleyebilirim. Bugünse sizin dediğiniz konuya gelerek o kadar hızlı ki, yani ben yazı okuyorum. Çok hızlı bir sürü şey okuyoruz. Bu arada az okumuyoruz. Hepimiz çok okuyoruz. Telefonlarda, vapurda bakıyorum bir yazı okumuşum. Sonra Hindistan'la ilgili başka bir yazı okuyorum. Sonra Vietnam, sonra Türkiye, sonra o bu. Bir hafta sonra aklımda hiçbir şey kalmamış oluyor. Hiçbiri sistem 2 düşüncesi, o yavaş düşünme, analiz etme yönelik düşünce değil. Parçalar toplama ve analiz edememe, bir yerde kilitlenme, o kası kullanamama. Galiba bunun da etkisi var. Çok şeye maruz kalmak insana ya aptallar nasıl diyeyim, yani hareketsiz kalıyor. Sersemletiyor. Evet, sersemletiyor. Aptallaşmak değil ama sersemletiyor.